Avatar. Hayır, tabii ki bu dev şirinlerden bahsetmiyoruz. Hava bükücü olandan bahsediyoruz. Avatar'ın Netflix'te dizisi çıkacak. 2020 dense de çekimler bir hayli geciktiği için 2021'e erteleneceğinden şüpheleniyoruz. Ve yapımın kimin ellerinde olduğuna bakarsak gerçekten sağlam bir şeyler çıkacak gibi duruyor. Hazır yeni dizisi duyurulmuşken biz de yapıma tekrar göz gezdirip biraz duygulandık. Ve bazı noktalarını araştırmaya karar verdik. Ya da sadece kanalımızda bu harika eserle ilgili bir video olsun istedik. Her neyse, eğer popüler çizgi dizilere ve animelere ilginiz varsa beğenip abone olun ki hem teşvik etmiş olun hem de videoları attığımızda kaçırmayasınız. Amiral Zhao. We'll be following this map to a very special location. And when we get there, we're going fishing. Avatar Son Hava Bükücü, gerçek dünya ilhamlarıyla doludur. Videonun sonuna doğru yine bir maddemizde buna değineceğiz. Örneğin Keşiş Gadzo, 14. Dalai Lama Tenzin Gadzo'dan ilham alınarak yaratıldı. The Boulder'da Dwayne Johnson'dan temellendirilmiş. Bunların dışında tabii ki bir ton örnek verilebilir. Bizim odaklanmak istediğimiz karakter Amiral Zhao. Bu karakter için bir seslendirme sanatçısı aranırken, Vatansever filmindeki Albay William Tevington kadar tehditkar bir sese ihtiyaç duyuldu. Ve yapımcılar da neden o karakterin oyuncusuna teklif sunmayalım demiş olmalı ki, Albay William Tevington'ın oyuncusuna teklif gitti. Neyse ki Jason Isaacs o sıralarda pek yoğun olmadığından Amiral Zhao'yu seslendirdi. Ve oldukça da başarılıydı. Muhtemelen onun için yıllar önce canlandırdığı birini taklit etmek çocuk oyuncağı olmuştur. Evet, çoğunuz bu yapımı Türkçe dublaj seçeneğiyle izlemiş olabilir. Ama yine de ilham kaynağı olarak alınan oyuncuyu bizzat karakterin sesi yapmaları bize oldukça ilginç geldi. Laogai Gölü. Dizinin en iyi bölümlerinden olan Laogai Gölü isimli bölümü hatırladınız mı? İkinci sezondaydı. Bu bölüm, heyecan verici bir bölüm olmasının yanı sıra kültürel açıdan büyük öneme sahiptir. Çünkü bölümdeki yeraltı hapishane kampı aslında gerçek bir hikayeye dayanıyor. Çince'de Laogai, emekle reform anlamına gelen Lao Dong Gai Zhao kelimesinin kısa halidir. Bu kelime aynı zamanda 50'li 60'lı yıllarda kullanılan Çin siyasi hapishane kampının da adıydı. Yüzlerce siyasi mahkum bu kampa gönderildi ve tıpkı bu bölümdeki gibi bir yeraltı üssünü andırıyordu. Bu gerçeği öğrendikten sonra bölümün verdiği his oldukça karanlıklaşıyor. Stick around until the sun comes out. Don't you want to know what happened to your mother? Ateş Kralı Ozai. İlk iki maddeden anlayacağınız gibi bu videoda seslendirmenler ve yapımın esinlendiği noktalar etrafında dönüyoruz. Bunlar gerçekten bize şaşırtıcı gelen şeyler. Yine bu maddede bir seslendirmen hakkında konuşacağız. Eserin en karanlık karakterlerinden Ateş Kralı Ozai için öfkeyi, sadistliği ve saf kötülüğü hissettirebilecek bir sese ihtiyaç vardı. Just beautiful. Maybe he can pass down to you the ways of tea and failure. But I've come to an even more important decision. I'm going to join the Avatar. Bu işten sorumlu olanların aklına Joker'in ünlü sesi Mark Hamill gelmiş. Evet, Ateş Kralı Ozai'yi Mark Hamill seslendiriyor. Kendisi birçok başarılı filmde de rol almış olsa da seslendirme işinde gerçekten çok başarılı. It would clear your head. Ayroh amca. Oh, just stay in your room and sit in the dark. Whatever makes you happy. Avatar Son Hava Bükücü'nün tüm seslendirmenleri karakterlerini hayata geçirmede olağanüstü bir iş çıkardı. Ancak işinin duayeni olan aktör ve seslendirme sanatçısı Mako Iwamatsu, Ayroh amcayla öne çıkan bir düzeyde bir iş çıkardı. Mako maalesef ki dizinin ikinci sezonundayken kanser yüzünden hayata gözlerini yumdu. Böyle bir durumla karşılaşıldığında Nickelodeon, Ayroh amca için yeni bir ses arayışına girdi. Bu oldukça zor olmalı. Bu arayışın sonu Greg Baldwin'e çıktı. Well, I mean, technically, I mean, gotta get back to the past, Samurai Jack. There's that song. Ve Greg gerçekten de Mako'nun yokluğunu hissettirmeyecek cinste bir performans sergiledi. Bilmeyenler için Mako, Samurai Jack'teki Aku'nun da sesidir. Ve 5. sezonda yine ölmesinden ötürü Greg Baldwin devreye girdi. Başlıca esinlenmeler.
Videonun başında bazı spesifik ilham kaynaklarından bahsettik. Ama bunlarla sınırlı olmadığını da söylemiştik. Hadi devam edelim ha? Toprak bükme hareketinin Hunka dövüş sanatından esinlenildiği düşünülüyor. Su kabilesi genel hatlarıyla incelendiğinde Inuit-Yupik Eskimo'larından esinlenildiği sonucuna varılıyor. Ayrıca Güney Su kabilesinin bulunduğu bölgede Antarktika ile neredeyse birebir aynı. Bizden şimdilik bu kadar. Netflix, Avatar Son Hava Bükücü için fragman yayınladığında da bu tarz bir video hazırlamamız olası. Takipte kalın ve hoşça kalın.